Değerli hemşehrilerim, saygıdeğer konuklarım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 senesinde aziz şehrimizin 23 plakalı değerini kurmak bizim için büyük bir onur kaynağıdır. Ben 1974 Elazığ doğumluyum. İlk orta lise eğitimi Elazığ'da tamamladım. Daha sonra her Elazığ gencin hayali olan İstanbul'a giderek üniversite kaydımı yaptırdım ve İstanbul'da yaşamaya başladım. İşletme fakültesi bitirdikten sonra çeşitli sigorta şirketlerinde yönetici olarak faaliyette bulundum. Şimdi halihazırda sigorta acenteliği, rentekar firma ve turizm alanında faaliyette bulunan bir şirketim mevcut. Evliyim ve bir çocuk babasıyım. Bu toplantıda doğum yeri ve baba ocağımız olan Elazığ'ı size uzun uzun atmak istemiyorum. Çünkü hepinizin gözlerinde Elazığ'ı, o neşesini, heyecanını görüyorum. Yeni biriyle tanıştığımızda o kişiyle sohbet esnasında Elazığlı olduğumuzu öğrenince o kişinin yüzündeki tebessüm, o gözlerindeki güven duygusu her zaman beni gururlandırmıştır. Ve şunu özellikle belirtmek istiyorum ki bizim Elazığ'ımızın ne madenleri, ne barajları, ne yöresel ürünleri. Bizim en değerli varlığımız Elazığ insanımızdır bizim. Bunu büyük bir gururla size söyleyebilirim. Bizler bu bölgede yaşayan Elazığlılar olarak burada birçok hemşehrimizin olduğunu fark ettik. Fakat yöre insanımızın bir araya gelip birbirle tanışabileceği, dayanışma sergileyeceği çatı bir kuruluşun olmadığını fark ettik. Ve bu sebeple bunu doldurmak adına bu adımları atmış bulmaktayız. Büyükçekmece Beylikdüzü Elazığ Derneği olarak aziz hemşehrilerimizin binlerce yıldır süre gelen örf, kültür ve anaerlerini muhafaza edebilecekleri ve bunu gelecek kuşaklara aktarabilecekleri bir yapının temelini atmak üzere yola çıkıyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında yeni çağın dinamiklerini de ayak uyduracağız. İstanbul'da edindiğimiz bilgi, tecrübe ve deneyimlerimizi aziz şehrimizin insanlarıyla paylaşmaya gayret edeceğiz. Şehrimizi ulusal ve uluslararası basında daha fazla temsil etmek için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Bizim derneğimiz gücünü köklerinden alan, yüzü aydınlık güneşe dönük, sallan bir çınar gibi olacaktır. Gayret bizden, takdir Allah'tandır. Sizleri her köşesi ayrı bir anlam taşıyan, bu köşeler vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, delikanlılık, dürüstlük, alçakgönüllülük, misafirperverlik olan 8 köşeli kasketimizle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yapamadığımız birçok Elazığ hemşehrimizin olduğunu görüyoruz. Biz bu oluşumu başlattık. Burada bunu sizler vasıtasıyla duyuruyoruz. Birçok değerli arkadaşlarımız olacaktır. Bunun dışında olmak isteyen birçok arkadaşıma seslenmek istiyoruz. Bu yönetim güzel bir şekilde büyüsün. Şu haberi de güzellik vermek istiyorum. İlk etapta Elazığ yöremizi anlatan, tanıtan ve yöre insanımız İstanbul'daki sıkıntıların dile getiren bir gazete, bir haber sitesi kuruluşumuz olacaktır. Bununla ilgili bu konularda Nuri Saatçi Beyefendi kendisi bunları organize edecektir. Artık Elazığ'ımızın da sesini duyabileceği bir haber sitemiz olacaktır. Bunu size söyleyebilirim. Burada Beylikdüzü Büyükçekmece'de yarıl basılı olmadan hiçbir şey olmaz. Her ne kadar tiracı büyük gazeteler gibi olmasa da aslında burada nabzı tutan, bölge insanının duygularını ele getiren yerel basındır. Hiçbir şekilde bir kuruluş, bir kurum, bir dernek, bir siyasi parti yerel basın olmadan bu bölgede bir şey yapamaz. Bu konuda ben hepinizi yakından tanıyorum ama bunlar benim şahsi fikirlerimdir. Gelenek ve göreneklerimiz yaşayacağımız, yöresel ürünlerimizi geliştirebileceğimiz ve tanıtabileceğimiz bir faaliyette bulmak. Biz siyasi partilerin dışında olmaya çalışacağız. Herkese eşit davranacağız. Herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olmak gibi bir düşüncemiz yok. Tamamen Elazığlıların faydasına bir şey yapmaya çalışacağız burada. Buradaki en temel nokta çağa ayak uydurabilmek. Şimdi her zaman çağın dışında kalırsanız, eskide kalırsanız kendinizi geliştiremezsiniz. Biz burada kendimizi geliştirmek için varız. Geçmişten gelerek günümüzde yoğunlaşarak ileriye doğru gitmeyi düşünüyoruz.